Şöyle yeşillikler içinde videonun açılışını yapalım arkadaşlar. Merhabalar herkese, hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun diyelim. İyi diyelim, iyi olalım. Şimdi çöpe attım. Sabahtan beri çok bir şey yapmadım. Bir iki vukuatim var. Eve gidince anlatırım. Vallahi biraz üzüldüm ama canım sağ olsun. Neyse şimdi pazara uğrayacağım. Hava bayağı bir kapalı, şöyle göstereyim. Yağdı, yağacak gibi. İnşallah yağmadan işlerimi hallederim. Pazardan birkaç alacağım var. Markete gitmem lazım. İşte çayımdı, yoğurdumdu, bayağı bir eksiklerim var. Onları halledeceğim. Öyle. Sizler nasılsınız? Umarım inşallah herkes iyidir. Allah herkese güzellikler versin, iyilikler versin. O zaman hadi hep beraber gidelim bakalım. Dün mayalı mı dokundu, pancar mı bilmiyorum. Bayağı bir yedim. Böyle midem falan şiş kalktım ama inşallah açılacağız bakalım. Ha, bu arada su doldurmaya gideceğiz. Onu unutmayalım. Olarak suyu dolduracağım arkadaşlar. Belediyenin açılmasını bekledim zaten. 1.30'da açılıyor. Onu dolduracağım. Kartıma yükleme yapmam lazım. Otobüs kartıma. Yarın işim var. Daha sonra da markete uğrarız, pazara uğrarız. Alışveriş de yaparız. Bugünü tamamlarız. Şu hurmaları göstereceğim size. Bakar mısınız bunların güzelliğine? Çok güzel. 2 ağaç mı? 3 ağaç mı? Bayağı var hem de. Annemle konuşa konuşa Kozlu'ya geldim. Ay, bu arabalar ne kadar böyle önde park etmiş. Evet, şimdi belediyeye gidiyorum yavaş yavaş. Ben tam zamanında geldim gibi düşündüm. Ama 20 dakika var. Ben bu 20 dakikayı nerede şimdi değerlendireceğim? Pazara gitsem alışverişlerle buraya gelmem çok zor olacak. Yağmur atıyor sanki. Neyse artık. Acı sular gelmeye başladı da. Aa, gerçekten yağmur geldi. Allah'tan şapkamız var. Karşıya getirdim. Evet, bakalım. Şimdi ilk istikamet belediye. Orada bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Daha dakika varsa terlikler ne? Ben de 101'e gelirim. Buraya bakalım. Dönüşte şöyle çay falan alacağım. Bakalım neler varmış. Buranın da aktüel günü değil. Sırf böyle bakayım diye geldim bazen. Çünkü bir şeyler kalıyor işe yarayan. Ablam da şu sıkacaktan var. O çok memnun. Şöyle bakıyorum işte arkadaşlar. Orada tabaklar var. O tarafa da bakalım. Yağmur yağıyor. Hem vakit geçireyim dedim. 4 TL'ymiş. Bunlar ne güzelmiş. Burada şu benim aldığım, Şok'tan aldığım deterjan. 22'si. Ben kaç almıştım? 22'yi almıştım sanırım. Şapkalar var. Atara, tat kalıbı. Bir şey kalmamış şansıma. Tencereler bakın. Aa, size bunu göstereceğim. Ben bu sütlüyü attım biliyor musunuz? O gün tatlı yaptığımda dibine yapıştırdı ama kesinlikle çıkmadı. Çok pişman oldum. Onda krema yapılır mı? Benim hatam oldu. Attım. Kesinlikle çıkmadı. Ya onu demeyi unuttum ben size. Aa, bunlar da güzelmiş. Çıkayım buradan da. Şu şaka galiba. Aa, tövbe yarabbim. 70-45, 22'li. Ay, şok oldum şu an. Gerçekten. Evet, markete girip de boş çıkamayan ben. Vallahi şöyle Milka'nın Oreo'lu çikolatasını aldım Yarişe. O çok seviyor. 14.95 ama 5'li arkadaşlar. Evde gösteririm. Artık belediye açılmıştır diye ümit ediyorum. Yağmur da dinmiş. Ama rüzgarlı bugün. Şunu çatalım. Ahesli ahesli geldim. Artık açılmıştır sanırım. HES kodunu çıkaralım. Girelim bakalım. Boşuna zaman geçiriyorum. 12.30'muş. Allah beni var ya. Neyse. Aa, pardon. Tamam. Çıkış saatleri öyle. 10 dakika daha var. İtiraf edeyim, ben çok alemim. Gerçekten ya. Bunlar da nöbetçi oluyormuş arkadaşlar. Yüklettim. Şaka gibi. Neyse, Allah'tan çok oyalan varım da. Gideyim şimdi. Yorumlarda bana Kozlulu olan arkadaşlarım yazıyorlar. Böyle sizlere de çekmiş olayım.
Kozlu'yu ben açıkçası çok bilmiyorum arkadaşlar. Zaten hani çok bilinecek kadar büyük bir yerde değil. Şimdi pazara gidelim ilk olarak. Benim pazarlarımdan da bıkmadınız inşallah. Ama ne yapayım, buradayken doya doya gidiyorum işte. Çok pazar olmayan yerlerde yaşadım. Şimdi yurt dışındaki arkadaşlarım yazıyorlar. Ne güzel, her şey taze. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Köyde görev yaparken böyle pazara, sebzeye, meyveye hasret kalırdık. Ufak bir arabacı gelirdi. Elifcan'la, Radiye ile koşa koşa çıkardık yani. Biz de bayağı bir zorluklar çektik ama hamdolsun. Çok şükür bugünlerimize diyelim. Kozlu'yu da böyle ufacık size çekeyim. Benim sobam vardı böyle Batman'da. Bunlardan değildi tabii. Şöyle tekli sobalardandı. Çok tütüyordu. Ay vallahi hala soba yakan arkadaşlarım varsa Allah'ım yardımcınız olsun. Evet çok güzel ama bir o kadar da zor ya. He, bunun tadı da hiçbir şey de yok tabii ki ama. Hele boru temizleme Barış'la, ay görmeniz lazımdı. Canımız çıkıyordu, ikimiz de acemi. Şükürler olsun her günümüze. O günlerin de tadı başkaydı ya. Biz her zaman her halimize şükrettik. Ailece çok şükür her yerde mutlu olmayı bilen insanlarız. Şöyle kıyma alıyorum bakalım. Pazara girdim. Buralar nasıl karanlık görüyorsunuz. İlk olarak şu ileriye gideyim. Eksiklerim çok yok da alayım çıkayım arkadaşlar hızlıca. Eve bunları bırakıp oradan da markete gideyim, buradan taşımayayım. Ay şuradan hayatta almam Nergis. 10 TL şuradan aldım ya. Vallahi bana kalacağım. Bakın küçük küçük harika. Bir tane çöp yok. Evet çok güzel ama. 5 lira seçebilirsin. Ceviz. Kabak mı yaptım yoksa alırdım da. Patatesçi abim burası. Buradan patates alıyorum. Soğan var. Salatalığı seçerek aldım. Şuradan da bir çeri domates alacağım. Arkadaşlar poşetleri eve bıraktım. İlk olarak suyumu dolduracağım. Az kaldı. Suyu bir doldurayım. Ondan sonra da hemen markete gidip eksiklerimi alacağım. Çok eksiğim yok zaten. Çay falan bir iki alacağım var. Şimdi sizlerle birlikte gidelim. Bunu da artık öğrendim. Yozgat'ta ben yapamıyordum. Parmağım yine burada kalmış. Bakar mısınız? Leş gibi olmuş. Kovayla inip bir gün gerçekten bunu silmem lazım. Şimdi kaçtı bizim? Şurası. Aynen. Şimdi şöyle basalım. Haydi bakalım. Ses yok. Ay yapamadım galiba. Ana. Ters mi taktım ki? Bir dakika. Hı, tamam olmuş. Allah Allah göremiyorum da. Elimde peçete yok, şurayı silerdim. Bu demin de 46 idi. Bakalım. Hiç anlamadığım işler yemin ederim ya. Kartlı su nedir? Yine 46 yazıyor. Neyse, yüklenmiştir diye ümit ediyorum. Normalde buralar araba dolu da. Şimdi herkes işte. Şuradan hemen çıkacağım. Markete gideceğim inşallah. Şöyle çıkalım ya da. Burası çok güzel. Ama balkonlar güzel olunca burada oturma gereği duymuyor insan. İnşaat hala var, görüyorsunuz. Allah'tan çok yağmura kalmadım. Bakın böyle bu hafta yöresel lezzetler gelmiş. Ben bunu ilk defa eşimde tattım. Hiç bilmiyordum tadını. Mardin hurması, çekme helva çok severim. Bu neymiş? Kahveler, badem şekeri. Bunu Yaren çok sever.
Bir tane yareni alayım şundan. Şöyle süt aldım. Akbala uğradım. Leblebiler, Çorum. Bu neymiş? Bayramiç tahin helvası. Vallahi Mardin şekeri aldım. Asma yaprağı falan da var orada. Bu hurma zannettim. Hurmalı Mardin çöreği. Aa, Mardin'e o kadar gittim ama hiç yemedim. Dut kurusu, kansızlığa çok iyi geliyor. Bakın, bodrum, mandalinalı lokum. Hiç denemedim. Ben çekme helva çok severim de. Ya böyle şeyleri almak istemiyorum. Tüketemiyoruz Yaren'le ya. Bakın, yöresel bulgurlar. Midyat diyor. Aa, oraların güzel olur. Pilavlık. Bir tane bundan alayım. Yaren şu kadar iriyi sevmiyor. Bu da çok ince geldi. Bir kararsız kaldım. Bu da gerçekten çok mu iri ki? Neyse, bir bakayım. Evet. Hatay tarhanası diye biliyorum. Maraş mıydı ya da? Ne Hatay'ı? Maraş değil mi bu? Tarhana cipsi. Yanlışım varsa düzeltirsiniz ama Maraş diye biliyorum ben bu tarhana cipsini. Daha sonra üzüm, Bursa üzüm şırası. Pekmezler, zeytinler, böyle yöresel ürünler gelmiş arkadaşlar. Şu kervansarayı Mardin'den almıştım ve yerinde içmiştim, harika. Bu nasıl ki? Bilemedim. Öyle işte, alışverişe devam. Şöyle bir tane yoğurt alalım. Tarihine bakalım. 17'si daha var. Pijama takımları gelmiş. Malları güzel. Ne kadar? 70 TL. Keseler gelmiş. Taçlar gelmiş. Bakın. Saç boyama aparatları. Yorgun ben. Gerçekten yoruldum. Su da aldım. Aldıklarımla beraber böyle bugün toplam 450 TL kullanmışım arkadaşlar. BİM'de yine fiyatlar değişmiş her zamanki gibi ama en çok bugün o A101'deki bulaşık tabletine gerçekten şok oldum yani. Evet, geldik şimdi. Ay, başım döndü bir an. Kapımızı açalım bakalım. Şöyle bırakayım. Haydi, evde görüşürüz. Ah ah, benim yaptığımı bilseniz. Tekrar bunu yüklemeye indim arkadaşlar. Vallahi olmamış. İkinci kere tekrar taktım ya. Neyse, artık sağlık olsun. Çıkalım. Anca geldim eve. Şu ışığı açayım. Evet, su doldurmadan çok anlamıyorum kartlı sistemden. Ama genelde de işimi halledebiliyordum. Çünkü geçen bitmişti, kendim doldurmuştum. Bugün iki kere bir doldurdum. Ne yaptım bilmiyorum. Şimdi bir indim. Eve geldim, olmamış. Bir daha indim. Bu yorgunluğun üzerine iki kere su doldurmaya daha indim. Nihayet yapabildim. Neyse, şimdi su içeyim, aldıklarımı göstereyim, ondan sonra da hemen yemeği ocağa atmam lazım. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Evet, şimdi aldıklarımı göstereyim. Şu kadarcık bir su içtim. Maalesef su içmeyi bu kadar mı sevmeyen insan olur? O benim yani. Ama bugün cidden çok su tüketmem lazım. Evet arkadaşlar, suyla beraber yani 100 TL'lik su doldurdum. Onunla beraber tam 450 TL harcamışım. Böyle aşırı bir pazar görmedim. Aşırı market alışverişi de yapmadım. Şimdi şuradan başlayalım. Şöyle tam buğday ekmeği aldım. 4 TL'ydi. Çok güzel biber aldım. 15 TL'ydi. Ben 5 liralık aldım. Çok almadım. Mandalina'nın kilosu 6 TL'ydi. 2 kilo aldım. Muz çok güzeldi. 7,5 TL'ydi ama benim aldığım 1 kiloyu geçmişti. Harika bir ıspanak aldım. Bakın 8 TL'ydi. Bunu da 5 TL'lik aldım. Yine salatalık 6 liraydı. Patates 4 TL'ydi, 10 TL'lik aldım. Yarene brokoli aldım. Çeri domates 10 TL'ydi, yarım kilo onu aldım. Pazardan kumanyacı abiden kuru sele zeytin aldım. Geçen ondan aldım, harikaydı. Valla 23 liraydı sanırım, ben 20 TL'lik aldım. Yine tava yoğurdu, bir tane süt, iki tane soda. Çay, kurun çayını aldım. Yaren bunu çok seviyor. Hatta Batman'a gittiğimizde anne bana neden almadın demişti, ondan aldım. Peyniri ilk defa Peysan aldım. Bunu neden aldım biliyor musunuz? Böyle 3 tane paket geçen BİM'den aldığım ziyan oldu. Yaren çünkü gündüzleri evde değil. Ben de onu dün Mayalı'da kullandım. Ha, bir şekilde değerlendirdim ama erken acılaştı. Şunu Yaren yine çok seviyor. Seneler sonra milföy aldım. Allah kısmet ederse kaşarlı güzel bir simit yapacağım. 80 TL'ydi. 50 liralık kıyma çektirdim.
Bu kasaptan ilk defa aldım. 1 kiloluk baldo pirinç aldım. Yarine şu çikolatayı aldım. Ben de severim. Ve tripod. El tripodum da kırıldı. Valla tripod canavarı diyebilirsiniz gerçekten. Şimdilik idarelik bunu aldım. Trendyol'dan inşallah alacağım. Şimdi arkadaşım İknurcuğum arıyor. Ona döneyim arkadaşlar. Buraları da hızlı bir şekilde yerleştireyim. Ondan sonra yemek yapımına geçelim bakalım. Aldıklarımı yerleştirdim. Sadece bunlar kaldı. Kıyma hazır varken, böyle tazeyken patates yemeği yapacağım. Birazcık patates çıkardım. Zeytini yıkayacağım. Çayı boşaltacağım. Ve geçen haftadan pırasa vardı. Kötü olmasın diye şimdi pırasa da yapacağım. Zeytinyağlı. Havucum azmış. Maruldu, maydanozdu. Onlar vardı. Yeşil soğan da vardı. Size ne göstereceğim? Bugünün vukuatı arkadaşlar. Şöyle daha iyi görürsünüz. O kadar üzüldüm ki bu tencereyi çünkü severek kullanıyordum. Ara ara da böyle kırdın mı yeşimcim diyen arkadaşlar vardı. Ben sakarım her zaman söylüyorum ama bu benim sakarlığımdan kırılmadı. Bulaşık makinesine koydum. Üzerine tabak gelmiş. O tabakta böyle küt diye düşmesiyle sadece şurası ya. Demin BİM'e gittim biliyorsunuz. Bu tencerenin daha güzelini, daha tombulunu buldum. Alayım mı almayayım mı böyle gittim geldim. Ama bilmiyorum da onu ben alırım. Çünkü cam tencere çok seviyordum. Bunun aynısı ablamda var. Kapağını ablama vereceğim. Ama bu maalesef çöpe gidiyor. Bugünün vukuatı da bu oldu. Tabii ki canım sağ olsun ama sevdiğim bir şey kırılınca üzülüyorum. Yani elimde değil. Sağlık olsun. Ne diyelim? Canımız sağ olsun. Şimdi buraları halledeyim arkadaşlar. Hızımı kaybetmeden yemeği ocağa attım. Şöyle güzel bol domates soslu, kapya biberli, havuçlu bir patates yemeği yapacağım. Kıymalı. İlk defa reyhan koydum arkadaşlar patates yemeğine. Kuru reyhan. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu şekilde güzel sararsın. Ondan sonra da suyunu ekleyeceğim inşallah. Orada da brokoli suyum kaynadı mı? Aynen kaynamış. Brokoliyi de haşlayayım. Bir tek pırasa kaldı. Salçaları falan da kaldıralım. Vallahi yoruldum gerçekten. Hem dışarı işi, hem ev işi, hem yemek işi. Ha, bugün ev işi yapamadım ama yoruldum yani. Patatesin altını kapattım arkadaşlar. Böyle birazcık sulu bıraktım. Tadına baktım. Efsane güzel olmuş. Burada da pırasam pişiyor. Bunun da altını kapatayım. Bu tencerelerden memnunum da şuralar çok ısınıyor. Burada da Nescafem hazır. Şimdi bir keyif yapayım. Gerçekten dışarı işi beni bayağı bir yordu. Bulgur ekleyeceğim pırasaya. Yemekler hazır. Brokoli de haşlandı. Bana afiyet olsun. Brokoliyi yoğurtlayacağım. Üzerine tereyağla kırmızı biber kızdıracağım. Patates yemeğimiz böyle bugün sulu sulu yaptım. Ve burada da pırasamızın son hali gördüğünüz gibi dumanı üstünde yine bulgurlu yaptım. Şimdi tereyağım erisin. Brokoli salatasını da yapayım. Yoğurtlu. Afiyetle yemeğimizi yiyelim bakalım. Çayım kaynıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle kapatacağım. Tekrar ısıtıyorum. Yemeklerimden kalanlar patates yemeği çok az kaldı. Pırasadan bir tabak yedik sadece. O da ben yedim. Çünkü Yaren brokoli ile patates yedi. Onları sonra dolaba kaldırırım. Şimdi eşim de kameralı aradı. Yarenciğime meyve verdim. O çay istemedi. Evet. Böyle cam çaydanlık görünce şimdi cam tencere aklıma geliyor. Evet, çayım hazır. Şimdi Tuğbacığım hatırlattı. Bu akşam ne varmış? Masumlar Apartmanı varmış. Ben niye unutuyorum bu diziyi? Gerçekten şaka gibi ama unutuyorum. Çayın yanına bir şey almayacağım. Karnım kötü arkadaşlar. Evet, o zaman bana afiyet olsun. Koştur koştur geldim. Masumlar Apartmanı reklama girmiş. Yalnız çayımın rengi çok açık olmuş. Şimdi vedayı yaparken, kapanışı yaparken bu çay soğuyacak. Ben tekrar ısıtacağım. Şöyle sıcak sıcak bir çay içeceğim. Bütün yorgunluğum geçecek arkadaşlar. Bugün gördünüz. Pazara gittik, markete gittik. Oradan suya gittik. Geldik, suyu dolduramadık. Vallahi eşim Suriye'deyken Yozgat'ta böyle suyum bitti. Ama o zaman görevli bir arkadaşımız vardı binada. Allah bin kere razı olsun. O bana öğretmişti ama kaç kere gösterirse göstersin ben anlamadım. Çok zor değil aslında da ben bugün mesela ilkinde doldurdum. İkinci kere kartı sokmasaydım o zaman tamamdı. Neyse canım sağ olsun. Hallettim mi? Hallettim. Şimdi de dediğim gibi saat 9'a 10 var, kapanışı yapayım. Bugün normal şartlarda dinlenirim, kendimi çok yormam diyordum ama çarşıya git gel, markete git gel, işte yemek hazırla falan, yine yorucu bir gün oldu.
Her ev hanımı gibi yorulmadan olmuyor maalesef. Evet, kapanışımı yapayım arkadaşlar. Yarın kızımla hastane işimiz var. Aksilik annem de pazara inecekmiş. Anne dedim beraber gidelim ama ben dedim hastaneye gideceğim. Kan falan alınırsa öğleden sonraya kalırsam senle gelemem. Ama yok dedim, işimiz öğlene kadar biterse o zaman dedim gelirim. Senle pazarını görürüz. Oradan seni bindiririm. Ben de eve geçerim. O illa gelme kızım dedi ama artık gidebilirsem gideceğim. Dediğim gibi öğleden sonraya kalmazsak. Öğleden sonraya kalırsak da artık annemi 10 kere ararım. Dikkat et şöyle böyle. Çünkü korkuyorum. Bakın kendimden hiçbir şekilde korkmuyorum. Ha, bu hastalık Allah korusun gence yaşlıya bakmıyor ama yine de anne olunca hani pazar falan böyle daha bir çok korkuyorum. Bu arada beni her gün izleyen, her gün yorum yazan Esracığımın başı sağ olsun, Ankara'dan arkadaşım. Annesini bugün Covid'den kaybetti. Birkaç gündür yoğun bakımdaydı, makineye bağlanmıştı. Rabbim sabırlar versin, mekanı cennet olsun diyorum. Evet, burada da kapanışımı yapayım. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız. Sizleri seviyorum, desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanın günde kaç yorum yazıyor bilmiyorum ama Füsun hocama buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bana çiçekler falan böyle bir sürü destek mesajı atıyor. Allah bin kere razı olsun hepinizden. Evet, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Hoşça kalın.